30 yılı aşkın süredir yapılan gözlem ve araştırmaların sonucunu açıklayan yine Dünya gibi ancak daha büyük ve kayalık. Jüpiter kadar ya da daha büyük kavurucu sıcaklığa sahip gaz devleri. Neptün ile benzer özelliklere sahip daha küçük ve hakkında, bu sadece bir sayı değil, heyecan verici. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz açıklamasında bulundu. Samanyolu galaksisi içerisinde, 100 milyarlarca gezegen olduğu düşünüldüğünde, bu keşfin yapılmış olması aslında bir sürpriz olmaktan çıkıyor. Bilim insanlarını şaşırtan ve heyecanlandıran şey, varlığından kesin şekilde emin olduğumuz bu öte gezegenlerin, artık tespit edilebiliyor ve gözlemlenebiliyor olmaları. %35'i Neptün ve Uranüs gibi ufak ve buzullardan oluşuyor, ancak bazıları buzul devlerine kıyasla daha sıcak ve, bu sıcak olan Neptün benzeri gezegenlere aslında oldukça ender rastlanıyor. %31'i Güneş sisteminde hiç eşi bulunmayan süper dünya, bu gezegenlerin boyutu Neptün ve Dünya arasında. Bir atmosfere sahip oldukları düşünülüyor. %30'u Jüpiter benzeri gaz devi Satürn ya da Jüpiter ile aynı ölçüdeler, ya da daha büyükler. %4'ü Dünya gibi kayalık, Dünya ile aynı boyutta ya da daha küçükler. 1992'de bir yıldızın yörüngesinde bir grup gezegenin keşfi ile başlayan çalışmalar, yeni uzay teleskoplarının üstün teknolojileriyle anlam kazanmaya başladı. Önce bu yıldızın bir nötron yıldızı olduğu tespit edildi. Yani bir zamanlar bu yıldız da tıpkı Güneş gibiydi, süpernova patlaması geçirip nötron yıldızına dönüştü. Milisaniyelerle ölçülen sürelerde şiddetli patlamalar geçirmesiyle bilinen nötron yıldızları, saçtıkları ışık ve radyasyon sayesinde kolaylıkla takip edilebiliyordu. 2018'de fırlatılan Transiting Exoplanet Survey satellite, 2021'de fırlatılan James Webb ve 2027'de fırlatılması beklenen, Nancy Grace gibi uzay teleskopları, bir devlet kurumu olarak NASA'nın yeni gezegenleri keşfetme işini, ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Umarız bu yeni gezegen keşiflerinde, bir gün bol bol Türk bilim insanlarının adını duyar, kendi teleskoplarımızı gönderme şansına erişiriz.